Herkese selamlar. Ben Reyhan Hamdi. Bu videoda sizlere Ercan Bayraktar'ın kendi kişisel hesabı üzerinden ve çeşitli internet siteleri üzerinden satmış olduğu fasulye torbasının incelemesini yapacağım. Fasulye torbasını incelemeye geçmeden önce bu işe nasıl başladım ve fasulye torbası ihtiyacı olduğuma nasıl karar verdim? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kuş fotoğrafçılığına başladığımda daha çok yürüyerek fotoğraf çekeceğimi düşünüyordum fakat Türkiye şartlarında maalesef yürüyerek çok fazla fotoğraf çekme imkanı bulamıyorsunuz. En azından kaliteli fotoğraf açısından. O nedenle de araç içerisinden fotoğraf çekmek gerekiyor ve ben de araç içerisinden fotoğraf çekmeye başladığımda araçlarda maalesef kaliteli fotoğraf çekilemeyeceğini gördüm. Resmen fotoğraf çekmek bir eziyet haline geliyor eğer bir fasulye torbası yoksa. Bazen fotoğraf çekebiliyorsunuz ancak ben video çekmeyi de sevdiğim için, sizinle bu videoları da paylaşmayı sevdiğim için video çekmek istediğimde bu neredeyse imkansız hale geliyordu. Çünkü cam üzerinde kesinlikle kamerayı dengede tutamıyorsunuz. Daha öncesinde biraz bez falan koyarak dengelemeye çalışıyordum ama kesinlikle böyle bir istediğim pürüzsüz videoları, pürüzsüz fotoğrafları elde edemez hale geldim. En sonunda da biraz araştırma yapmaya başladım. Fasulye torbası nereden alınır, nasıl temin edebilirim gibi araştırmalar yapmaya başladım. İlk olarak yurt dışı sitelerine baktım. Yurt dışı sitelerinde satıldığını gördüm. Özellikle AliExpress gibi sitelerde kolaylıkla bulabiliyorsunuz bu ürünü. Daha sonrasında da benim abonesi olduğum, yani daha doğrusu benim üyesi olduğum Trakuş sitesinde benim gibi aynı problemi yaşayıp da fasulye torbası arayan birkaç kişiyi gördüm ve yorumların altında Ercan Bayraktar'ın ismi vardı. Sahibinden üzerinde Ercan Bayraktar bu ürünleri üretip satıyordu. Ben de yurt dışından almak yerine Türkiye'den almayı tercih ettim ve Ercan Bayraktar ile iletişime geçtim ve bana fasulye torbasını gönderdi. İlk etapta bir tane fasulye torbası aldım. Daha sonrasında da ikinci fasulye torbasını aldım. Fasulye torbasının linkini aşağıya bırakıyorum. Ercan Bayraktar'ın kişisel hesabından siz de temin edebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Kendisi oldukça ilgili ve kaliteli bir gönderim sağlıyor. O yüzden de çok güzel bir iletişimimiz oldu kendisiyle. Ercan Bey'in üretmiş olduğu fasulye torbalarını daha çok kuş fotoğrafçıları aldığı için ilk üretmiş olduğu ürün ile son üretmiş olduğu ürün arasında oldukça fazla fark var. Çok fazla kişi tarafından geri dönüş aldığından dolayı fasulye torbalarını her zaman iyileştirerek daha kullanılabilir, daha kullanışlı hale getirmiş. Bu sayede de çok daha fazla veriyle en güzel ürünü ortaya çıkartmış durumda. Şu anda hala birkaç farklı çeşitte fasulye torbası satıyor. İstediğiniz boy ve renklerde bu fasulye torbalarından temin edebiliyorsunuz. Ben de dediğim gibi iki tane fasulye torbası aldım kendisinden. Tamamıyla tek başına kendisi yapıyor bu ürünleri. Oldukça güzel, kullanışlı ve rahat bir ürün haline getirmiş. Fasulye torbası elime ulaştıktan sonra hemen araziye çıktım ve arazide aracın camına koyarak fotoğraf çekmeye başladım. Daha öncesinde yani fasulye torbasını satın almadan önce yaşadığım bütün problemler ortadan kalkmış durumda. Çünkü fasulye torbası oldukça rahat ve hızlı bir şekilde dengelememe olanak sağlıyor. Bu sayede hem fotoğraf hem de video çekerken çok daha kolay bir şekilde çekimlerimi gerçekleştirebiliyorum. Bu da fotoğraf ve video kalitelerini çok üst seviyeye çıkartmış durumda. Bu ürünü aldıktan sonra kafamda hiçbir şekilde soru işareti kalmadı ve bütün çekimlerimi çok daha rahat, kolay bir şekilde yapabilir hale geldim. Bu fasulye torbası özellikle kuş fotoğrafçıları tarafından tercih edildiğinden dolayı genelde araç içerisinde kullanmak üzere satın alınıyor. Fakat dilerseniz bunu illa araç içerisinde kullanmak zorunda değilsiniz. Yanınıza alıp arazide yere yatarak da fotoğraf çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok kolay, stabil ve dengeli bir şekilde herhangi bir oynama olmadan çok rahat bir şekilde çekimler yapabiliyorsunuz bu sayede. Adı üstünde fasulye torbası olduğu için tabii ki içerisine fasulye doldurdum. Hatta kuru fasulye doldurdum ve oldukça ağır bir ürün haline geldi. Farklı bakliyatlarla da denemeler yaptım ancak en ideal ağırlık ve doluluk oranına sahip olan kuru fasulye oldu benim için. Kuru fasulye ile doldurduğum zaman olabilecek en stabil, kullanımı kolay hale geldi. O yüzden de kuru fasulye ile doldurmak benim için daha faydalı oldu. İçerisine yaklaşık olarak 4 kilo kuru fasulye koydum. Bu yüzden de ürün oldukça ağır bir hale geldi. Şu an elinde tutmuş olduğum 4 kilo değil ancak diğer kullanmış olduğum 4 kilo. Başka videolarda bu üründe nasıl çok daha hafif, hatta fasulye torbasının kılıfından daha hafif bir malzemeyle nasıl doldurduğumdan da bahsedeceğim. O bir sonraki videonun konusu olacak. Ürünün
Eksilerinden bahsetmek gerekirse maalesef fasulye torbası olduğu için ve içerisinde de 4 kilo fasulye olduğu için herhangi bir yere götürüp de yanınızda gezdirerek fotoğraf çekimlerinizi kullanmanız pek mümkün olmuyor. Eğer uzak bir yere yürüyerek gidecekseniz yanınızda fasulye torbasını alıp rahat rahat gidemiyorsunuz maalesef. Fakat daha sonraki videolarda yapacağım bir açıklamada size daha hafif bir fasulye torbası nasıl elde edebilirsiniz onu da göstereceğim. Bu şekilde fasulye torbasını yanınıza alıp çok daha uzak mesafelere gidebileceksiniz. Fakat fasulye torbasını eğer fasulyeye doldursanız genelde araç içerisinden ve araçtan inip en fazla 1 kilometre ya da 500 metre yürüyerek gideceğiniz noktalarda kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yoksa ağırlığından dolayı pek taşımak mümkün olmuyor maalesef. Ona rağmen yine de çok daha kolay ve kullanışlı hale geldiği için çekimleriniz çok üst seviyeye çıkmış oluyor. Fasulye torbasının Türkiye'de üretiliyor olması ve Ercan Bayraktar'ın da oldukça ilgili olmasından dolayı çok kaliteli bir ürün elde ediyorsunuz. Bu sayede de yurt dışında bazı kişilerin şikayetlerini almaktan kurtuluyorsunuz. Ne gibi şikayetler derseniz, genelde fasulye torbası alanlar maalesef yırtılma, dikişlerin sökülmesi ve kolay parçalanma gibi problemler yaşıyorlar. Fakat Türkiye'de üretilen bu fasulye torbasında ben şimdiye kadar hiçbir şekilde öyle bir problem yaşamadım. Oldukça kolay ve hızlı bir şekilde sürekli olarak arazide kullandığım için dış ortama, dış koşullara oldukça fazla maruz kalıyor ve şu ana kadar hiçbir şekilde yırtılma, sökülme, içerisine koyduğum bakliyatların dışarı doğru çıkması gibi hiçbir problem yaşamadım. O yüzden de rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabiliyorum bu ürünü. Artık videonun sonuna gelirken son olarak bahsetmek istediğim bir konu ise eğer fasulye torbası almak istiyorsanız ve aklınızda soru işareti varsa buna para vermeli miyim gibi bir soru işareti varsa aklınızda mutlaka fasulye torbası almanız gerekiyor. Eğer özellikle kuş fotoğrafçılığı yapacaksanız fasulye torbası maalesef olmazsa olmaz ekipmanlardan. Benim tripoddan sonra en çok kullandığım ekipmanlardan bir tanesi fasulye torbası görüntüleri dengeleme açısından. Fotoğraf çekerken titremeleri ve video çekimlerini en aza indiriyor ve bu sayede çok daha keskin, çok daha kaliteli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ağırlık dengeleme problemleriyle karşılaşmadan çok daha dengeli bir şekilde fotoğraf ve video çekebilir hale geliyorsunuz. Ercan Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Oldukça kaliteli, güzel bir ürün üretip bizim gibi kuş fotoğrafçıları, yaban hayatı fotoğrafçılarının kullanımına sunduğu için kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdilik bu videodan bu kadar. Lütfen bana sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.